Evet değerli dostlar, bir özel haber çalışmasını Türk İş'in son açıklamış olduğu, geçen hafta açıklamış olduğu rakamlarla ekrana getireceğiz. Nasıl geçiniyoruz? Hangi şartlarda geçiniyoruz? Durum nedir? Açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırı nedir efendim? Ona bakacağız. 8.507 lira olan asgari ücret en düşük olan ücret mi? Hayır. Türkiye'de en düşük ücret 2.604 lira. Bir aylık maaş 2.604 lira. Dostlar, en düşük maaş 2.604 lira. Yaşlı maaşı, 65 yaş üstü maaşı 2.604 lira. Asgari ücret, işçinin maaşı 8.507 lira. Bağkur emeklisinde en düşük maaş 3.500 lira. Bakalım kim yok diyebilecek buna? Öyle asgari ücret 8.507 lira oldu diye milyonlar heyecanlandığını düşünelim. Bir taraftan da asgari ücretin çok ama çok altında maaş alanlar var. Şimdi geliyoruz tablomuza, Türk İş'in rakamlarına. Sevgili dostlar, bir şey daha söyleyeyim size. Ben bir şey bekliyorum. Ne bekliyorum? Asgari ücrete ek zam bekliyorum. Ne zaman olacak ek zam? 30 Nisan'dan önce olabilir. Seçimden önce olabilir. Bakın bunu bir kenara koyun. Eğer seçim zaten Mayıs'ın sonuna, Haziran'a kalırsa %100 olur. Rusya'nın dünya devi şirketi Gazprom'un Türkiye'nin BOTAŞ'ına 20 milyar dolarlık doğalgaz alımı için gelen borcu ertelemesinin olumlu etkisini göreceğiz. Başka da bir şey demiyorum. Anlayan anlamıştır. Efendim, diyor ki Türk İş'in yeni açıklaması, Aralık ayı. 4 kişilik bir aile. 4 kişi değerli izleyenler. Sadece 4 kişi. Açlık sınırı 8.130 lira. 4 kişilik bir aile. Evde 4 kişi var. Anne baba 2 çocuk veya anne baba kardeşler. 4 kişinin gıda harcamasına baktığımız zaman açlık sınırı 8.130 liraya yükselmiş. Peki asgari ücret kaç lira? 8.507 lira. Anne çalışmıyorsa, 2 çocuk da okula gidiyorsa bir maaşta o evde nasıl geçirilebilir? Bakıyoruz. 2. Gelelim yoksulluk sınırına. Değerli izleyenler, 26.483 lira. 26.483 liralık geliri olmayan neymiş? Yoksulluk sınırının altına kalıyormuş. Yoksulmuş. Yoksul olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Kaymakamlığa başvuruyor. Devletin sosyal yardımlarından faydalanma hakkı kazanıyor. Biz burada defalarca Gözde ile tartıştık. Ben şunu savunuyorum. Devletin ne kadar çok insana yardım yapması önemli değil. Devletin aldığı planlarla, uyguladığı politikalarla vatandaşının zenginliği daha önemli. Zordaki insana yardım etmek güzel bir şey, ama keşke o zorluğa düşürmeseydik o vatandaşı. Kömür yardımı, odun yardımı, gıda yardımı, alışveriş kartları, bunlar sosyal devlet anlayışına güzel şeyler ama her geçen gün bundan faydalanan sayısı artıyorsa, artıyor. 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon, 30 milyona çıkıyorsa bu fakirleşmenin ve kötü gidişin sonucudur. Peki bekar çalışanlar, işte bizim rejimizde çalışan çok da sevdiğim bir genç çocuk vardır. Aynı İstanbul'da semtte oturuyoruz. Berke. Bakın efendim. Berke bekar. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti neymiş? Bekar bir çalışan, kız ya da erkek, yaşam maliyeti 10.612 lira 76 kuruşa çıkıyormuş yaşama maliyeti. Bu rakamın altında maaş alıyorsa, ücreti varsa bir bekar erkek ya da kızın yaşama maliyeti yok. Düşünebiliyor musunuz? Peki 8.507 lira maaş alan çocuk yaşama maliyetini nasıl ortaya koyacak? Bu adam nasıl evlenecek? Peki geliyoruz, bu rakamları kim hazırlamıştı? Türk İş. Türk İş kim? Türkiye'nin en büyük işçi örgütü. Türk İş'in Aralık ayı araştırma sonuçlarında da özet bölümü var. Diyor ki Türk İş, burası çok daha kritik değerli izleyenler. Sabit, dar gelirli bireyler ile hanelerin bu ayda da, Aralık ayında da eriyen alım güçleri genel enflasyon seviyesinin üzerinde seyreden gıda enflasyonu yüzünden daha da gerilemektedir. Maaşların alım gücü düşüyor ancak alım güçleri düşüp eridiği gibi enflasyon artıyor. Ürünlerdeki zamlar da artıyor. Özetini vermiş Türkiye'nin en büyük işçi kuruluşu Türk İş.